Herkese merhabalar. Arkadaşlar güzel bakımlarımıza devam ediyoruz. Şu anki konumuz senin düşmanını ileride neler bekliyor? 3 tane destemiz olacak. Şimdi bireysel bakımlarda Rana Hanım, iş yerimde zarar veren kişi var. Sonum ne olacak? Ya da ne bileyim işte komşum var zarar veriyor diyenler oluyor. Sonuçta ne bileyim herkes bakım yaptırdığı zaman birisi diğerinden şikayetçi oluyor. Ya da şimdiki devirde biraz düşmansız olmak da tuhaf oluyor galiba. İnsanların hayatı ilerledikçe çevresinde sevmeyen kişiler düşmana dönüşüyorlar. Açık ve net düşmana dönüşüyorlar. O yüzden de adını doğru koymak istiyorum. Seni sevmeyen kişi demek biraz şey kalıyor burada. Bildiğin düşman. Yakından düşmeyen ya da sürekli senin hakkında kötü düşünen kişiye ileriki zamanda ya da ileride neler bekliyor o kişiyi. Bir bakalım. Şimdi başlıyoruz birinci destemizden. Düşmanını ne bekliyor ileride dediğim zaman, düşmanın battıkça batan ya da yanlış adımlar atan, ileride değil hatta şimdiki gün hayal kırıklığına uğrayan, ne yaptıysa bir pişmanlık peşinde, ayrıyetten de tüm işi gücü durmuş, sanki damga basılıyor ya işte bitti bu iş dedik gibi, böyle her şeyi allan bullan bir şekilde yönünü kaybeden ya da ipin ucunu kaybeden birisi de olabilir. Ve bunu ne bekliyor dediğimiz zaman rezil olacak. Herkes tarafından küçük düşürülürsün ya, sen buraya layık değilsin hadi git gibisinden. Ya da kimse seni mesela insan yerine koymayacak diyelim işte. Düşmanın bu şekil olacak. Kimse senin düşmanını ileride insan yerine koymayacak. Çünkü bayağı bir insanların hayatına karışan, iki yüzlü ve gerçek yüzünü herkes görmüş olacak. Ve sürekli nasıl sana söyleyeyim. İnsanlar bunun ileride gerçek yüzünü bildikleri için takip ederek bu kişini, senin düşmanını, maskesini düşürecekler. Yüzünden iki yüzlü olduğu ya da birebir insanların hayatına karışıp ne bileyim işte iftiradır benzeri durumlarda sürekli insanların hayatına karışıp insanların aklını karıştıran, aklını çelen, sırf kendi hayrı için mesela her türlü rezilliğe katlanabilen bir kişi var karşımızda. Ya da senin düşmanın bu şekil. Ve ileride ne olacak senin düşmanına dediğimiz zaman, uzağı 7 ya da 8 ay içerisinde senin düşmanını ileride neler bekliyor dediğimiz zaman haberini alacaksın. Maskesi düşmüş, rezil olmuş, gerçek yüzü ortaya çıkmış ve burada hiç sanmadığın bir kişi tarafından darbe yediğini, senin düşmanın mesela senden darbe yiyeceği zaman tam tersine sen hiç ne bileyim bulaşmana gerek kalmayacak, başka birinden belasını bulmuş olacak. İşte düşmanını bular bekliyor. Birinci destemiz bitti. İkinci destemize bir bakalım. Düşmanın bir kere gözleri kocaman kocaman birisi ya da ne bileyim gözü nazarı olan birisi de olabilir. Sürekli insanların evinde, malında, mülkünde gözü olan fesat birisi. Düşmanın ne bileyim insanlara destek çıkacağına hep köstek çıkan bu iki numaraları seçenler. Sizin düşmanınız ileride ne bekliyor dediğimiz zaman bu kişi bilmiyorum sürekli mesela millete bir rüya anlatıp ya da rüya gibi bir şeyler anlatıp burada belki bu kişi belki bir ilahi güç kullanıyorum deyip de milleti kandıran birisi de olabilir. Ne bileyim işte medyumum ya da astrolojiyim ya da reiki uzmanıyım gibisi gidip birisiyle arkadaş olup sonradan düşman da olmuş birisi olabilir. Çünkü burada bilmiyorum kendini bir şeyler sanan ya da istediği kişiyi istediği gibi manipüle edebilen ya da yönetebilen birisi olduğunu düşünen birilerini görüyorum. Ve senin düşmanını ileride neler bekliyor dediğimiz zaman, İnan intikamın yerde kalmayacak. Çünkü burada senden başka da kişiler ile, evet bu kişi ya büyücü ya da bunun gibi bir şeyler yapan birisi. Şimdi ben de bu işi yapıyorum da ben iş yaptığım zaman milletten ağzından arkadaş olmuyorum. Ama burada birebir arkadaş olup seni korkutan, ondan sonra niyedir seni sürekli aklına beynine giren birisi de olabilir. Belki öyle biri olmasa da
Sen düşmanından korktuğun için sürekli ziyan zarar veriyor ya da rüyanda belki senin düşmanın sana bir şeyler yaptığını belki rüya gösterdiği için korkudan sürekli belki bakım da yaptırıyorsun olabilir. Ama senin düşmanını ileride neler olacak dediğimiz zaman arkadaşlar senin düşmanın ileride haksız yere zarar verdiği için ya da ne bileyim sürekli tehdit ettiği için ya da herkesin hayatını kendi hayatı istediği gibi yönetirim deyip düşünüp mesela böyle şeyler yaptığı için her şeyi yanıp kül olacak. Evlilik sıfır. Ondan sonra belki evinde yangın çıkabilir ya da en sevdiği kişilerle Allah sınayabilir ama büyük bir yangın ya da büyük bir felaket başına geldiğini duyacaksınız bu kişinin ve hak yerini bulacak. Sana çok haksızlık ettiği için sanki şu iki numarayı seçenler anka kuşu gibi siz düşünün. Mesela düşmanın seni yere gömdüğü an sen tekrardan direliyorsun. Öyle düşün. Sen gene de sıfırdan ayağa kalkıyorsun ve sen düşmanını şaşıracaksın ve düşmanla ilgili haber aldığın zaman sen şaşıracaksın. Çünkü hayatı tamamen allam bullam ya da büyük bir felaket başına geldiğini duyacaksın. İki numarada bitmiş oldu. Bir de üç numaraya bakalım. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Senin düşmanın kim dediğim zaman burada düşmanın aşırı nasıl söylesem benim adım Nuru gittiğim yer kuru derler ya gittiği yeri kurutan ya da gittiği yerde bir şeyleri kopartıp her şeyi benim olsun gibi sanki aç gözlü doyamayan birisi ondan sonra hep olumsuz düşünceler senin düşmanın bilmiyorum burada direkt senin hayatta kalmanı istemeyen işine gücüne verimlilik üreme her neyse bu evlilik olabilir bu aşk olabilir paran pulun işin gücünü kökünden durduran birisini görüyoruz burada ve inan burada sürekli beddua eden birisi de olabilir ya da sürekli üfürükçü gibi mesela havaya üfüren birisi de olabilir senin düşmanın nasıl birisi dediğimiz zaman senin yaşamanı istemeyen, senin mutluluğunu istemeyen, özellikle senin üremeni istemeyen ve senin bir aydınlığa kavuşmanı istemeyen birisi var karşımızda. Ve bu kişiyi neler bekleyecek dediğimiz zaman, arkadaşlar bu kişi her ne yaparsa yapsın, bunun yaptığı şeyler Allah'ın vereceği cezanın yanında baya bir hafif kalacağını gösteriyor. Çünkü bu kişi her kimse zamanı boşuna kaybedip sana kötülüğü yapmış. Çünkü ilahi güç bu kişinin öncelikle aklıyla oynayacak. Bu ya aklını kaybedecek ya da ne bileyim işte bu kendi kendine konuşur ya bir insan bu şekilde olabilir. Bu düşman her kimse ileriki zamanda duyacaksın hiçbir tedavisi bulunmayan ya da hiçbir şekil şifa bulamayacağı bir hastalık kaptığını ve bu hastalıktan kurtulamayacağını ele güne rezil olarak ya tekerlekli sandalyede ya da yatalak kalacak ve inan Allah'tan hep kendi ölümünü dileyen olur ya birisi mesela Allah'ım canımı al da kurtulayım dedik gibi burada Allah'a hep bu şekil dua edecek ama Allah bunu uzattıkça uzatacak ömrünü ya da çektirdikçe çektirecek doktor doktor kapı kapı dolaşacak ama hiçbir yerden şifa bulamayacak. İşte ilahi gücün adaleti bu. Arkadaşlar size kim zarar verirse versin, siz negatifi yapana geri çevirmeyi devam edin. Başka da kendinizi hiç uğraştırmayın çünkü ben kendi hayatımdan size örnek vereyim. O kadar çok kişi hakkımda dedikodu, gıybet ya da ne bileyim dostken düşmana dönüşüp bir sofrada yemek yiyen kişiler birdenbire bakıyorsun arkandan gıybetini edip çekemiyorlar. Adımı bile değiştirenler olmuş mesela lakap koyarak örneğim. Ama ben şunu diyeyim. Ben her zaman ilahi gücün adaletine bırakıyorum. Hatta bir tane mumumu bile ziyan edip o kişilere ritüel bile yapıp geri çevirmek tercih etmiyorum. Çünkü biliyorum sonuçta bir güç her zaman koruyor her insanı. Her insan Allah'ın kulu. O yüzden de bir omzunuzda ne bileyim iyilik meleği bir omzunda da mesela kötülük meleği derler ya işte bu oturduğu zaman sen kötülük tarafa değil de iyilik tarafa daha çok
uyum sağlamanı tavsiye ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kim ne yaparsa yapsın kendine yapmış oluyor. Sen yeter ki vicdanen için rahat olsun. Düşmanlar zaten belasını buluyorlar her şekilde.